Evet, şimdi kollarla devam edeceğiz. Ben kolları bir tanesini yaptım ama uzunluğunu tam ayarlamadım. İstedim ki gövdeye göre ayarlayayım. Sanırım birazcık daha uzatmam gerekecek. Buna ipi takıp ben sonra tekrar devam edeceğim ama önce sıfırdan kol yapalım birlikte. Halkamı kapattım. Sihirli halka yapıyorum. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Çok çekmeyeyim sonra kopuyor. Ama biraz da çekmek gerekiyor ki şu ortası açık kalmasın. Şimdi ikinci arttırmamı yapıyorum. Birinci arttırmamı yapıyorum. Artık otomatiğe bağladım arkadaşlar. Sürekli video çekmekten inanın. Geceli gündüzlü. Bir de videoları ayarlamak var. Montajı var. Var ki var. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnem. Beşinci sık iğnem. Altı. Şimdi farklı renkte bir işaret alıyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Şu an 18 adet sık iğnemiz var. Bir sonraki sırama geçiyorum. 2 sık iğne, 1 2 arttırıyorum. Bir, iki 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 arttırıyorum. Bir sonraki sırama geçiyorum. 7 sık iğne, 1 arttırma, 1 2 3 4 5 6 7 arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 arttırıyorum. 3 arkadaşlar 3 sıra boyunca düz örelim. 3 sıra düz ördük. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Azaltıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azaltıyorum. 1 sonraki sırama geçiyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, azaltıyorum. 1 sonraki sırama geçiyorum. İsterseniz burada doldurma işlemi yapabilirsiniz biraz arkadaşlar. Azaldıkça zorlaşabilir. Çok da küçülmeyecek ama biraz doldurabiliriz. Bir sonraki sırayla devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, azaltıyorum. Şimdi iki sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki sıra ördükten sonra şimdi ne yapıyoruz? Son sık iğnemizi söküyoruz. Hemen renk değişimi yapacağız. Şuradan hemen battım. Beyazdan aldım. Şunu hatta artık alalım. Battık. Beyazdan aldık. Pembeyle renk değiştirdik. Şimdi burada renk değişiminin, bazı yerlerde gösteriyorum. Renk değişiminin belli olmasını istemeyen arkadaşlara zaten şeyde göstermiştim. Ama tekrardan göstereyim. Şöyle yapabilirsiniz. Hemen ilmek kaydırma, bir zincir, hemen devam edebilirsiniz şöyle. Ama ben dediğim gibi böyle yapmıyorum. Bu sefer üstlerde de aynısını yapmak zorunda kalıyorum. Ama yok, yapmak zorunda da değilsiniz. Üstlerde düz devam edebilirsiniz. Ben direkt bu şekilde değiştiriyorum. Ama dediğim gibi sizler sipariş üzerine yaptığınız için, çoğu arkadaşım daha düzgün durmasını istediğiniz için, ki öyle olması gerekiyor. Bu şekilde, o şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi düz örüyorum. Ne kadar düz öreceğim? Şöyle ölçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mesela 14 sıra örmüşüm. Yeter mi?
Bence yetmez. Daha şöyle bir 5 sıra daha örüp ördükten sonra arkadaşlar, yani 14, 20 sıra. 20 sıra ördükten sonra bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Burada 20 sıra pembe ördük bir, ama ölçün arkadaşlar. Şöyle ölçün, kollar yetti dediğiniz yere kadar. 20 sıra ördükten sonra bir sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra şöyle iki kolu bu şekilde ve şuraya şöyle boş bırakıyoruz. Şuraya kadar dolduruyoruz. Boş bırakıyoruz buraya kadar ve şöyle birbirine denk gelecek şekilde sık iğne ile kapatıyoruz. İki kolu bu şekilde örelim. Sonra birlikte devam edeceğiz. Şimdi kulakları yapacağız. Ben kulakları yaptım beyaz iple. Siz de ayıyı ne renk yapıyorsanız arkadaşlar kafasını o renkle yapın. Ben şimdi beyaz iple yaptığım için ter rengiyle göstereceğim size. Ama siz mutlaka ne renk yapıyorsanız ayıcığı, beyaz yapıyorsanız beyazla yapın. Ben sadece ten rengiyle göstermiş olacağım. Sihirli halkamı oluşturdum. 6 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, kapattım. 6 arttırma yapıyorum. 6 arttırma yaptıktan sonra toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Son arttırmamı yapıyorum. Hemen değişik renkli bir işaretçi alıyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bir tek, bir çift, yani arttırma. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi iki sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bir, iki arttırıyorum. 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 Şu an 24 adet sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu 3 kere tekrarlayacağız.
3-4. Beş, altı, yedi. Artırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artırıyorum. 7, sık iğne bir artırma yaptık arkadaşlar. Şimdi 3 ya da 4 sıra boyunca düz örelim. Bakayım ben bunda kaç sıra yapmışım. Hemen şimdi bir ölçelim şöyle. 1, 2, 3. 3 sıra boyunca arkadaşlar düz yapıyoruz. Şöyle aslında koyduğunuzda nasıl hoşunuza giderse 3 sıra olur. Daha büyük bir kulak istiyorum diyorsanız 4 sıra olur. Bu şekilde arkadaşlar. 3 sıra ya da 4 sıra düz ördükten sonra ipini koparın, bir tane daha örün ve kulakları bitirmiş oluyoruz. Şimdi artık birleştirmeye geçeceğiz. Arkadaşlar elektrik kablosu kullanmak zorunda mısınız bunda? Çok fazla değilsiniz. Hani ayıcıklarda çok fazla kafa bebeklerdeki gibi olmaz. Yani bebeklerde saç olduğu için taşımak zor olur kafayı. Ama ben yine de bir elektrik kablosu koyacağım. Şöyle tam ortaya kalemle bir çukur açıyorum. Elektrik kablosunu şöyle, biz parabandı diyoruz. Parabandıyla sarıyorum. Sardım yani. Şimdi boyutunu ölçeceğim. Sonra keseceğim. Aynı işlemi şu kafa kısmına yapıyorum. Bu mutlaka biraz uzun gelecek. Mesela ne kadar, şu kadar bir şeyi kesmem gerekecek. Hemen pensemi alıyorum. Tesisatçı gibiyim yani, her şeyim var. Şöyle. Evet, şimdi oldu. Zaten şöyle bir sıra içeri girdiğinde şöyle şu şekilde olacak. Şimdi kafayı böyle yerleştirmişken hazır. Birazcık daha uzun olmasını istiyorsanız gövdeden zaten demiştim birkaç sıra düz örebilirsiniz. Şimdi Bismillah deyip tekrar şöyle denk gelen kısımlara ben ikinci sırayı seçtim. Bunun için düz olmasını istiyoruz. Şuradan ikinci sıradan, ipiniz öndeyse daha kolaydır. Pembe iple de dikebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi hemen kafadan aldım. Sırasıyla bir kafadan bir gövdeden, bir kafadan bir gövdeden şöyle tek tek sık iğne aldığınızda zaten 30'a 30 arkadaşlar tam gelecektir. Hemen sıradaki sık iğneden çıktım. Sırımı kaybetmiyorum. Dikme konusunda biliyorum arkadaşlar, çoğunuz zorluk yaşıyorsunuz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım, yeni başlamayanlar için de zor. Onu da biliyorum.
Ama zamanla eliniz alıştıkça ve dikme tekniklerini öğrendikçe gerçekten eskisi kadar zor gelmeyecek. Yani ilk başladığımda ben de hatırlıyorum, yani nereden diksem elimde kalıyordu, bir yamuk oluyordu falan. Ama sonrasında gerçekten kendi kendimi geliştirdim. Ben kursa gittim ama şöyle söyleyeyim, neydi? İsmek. İsmek kurslarında hani böyle gelip başınıza birebir öğretmenler olmuyor arkadaşlar. Hani özel bir kurs olmadığı için tabii hocamız herkese tek tek uğraşamıyor, yani ilgilenemiyor. Biz bir tarif belirliyorduk. O tarifi yaptıktan sonra yapınca bir şeyde takılıyorsak gidip soruyoruz. Hani böyle ders anlatma yok. Amigurumi tekniklerinin şu vardır, bu vardır diye hani tahtaya kalkıp bir ders anlatma gibi bir şey mümkün değil. Yani konulu bir şey yok zaten. Yani ilk gittiğim gün hatta solak olduğum için biraz zorlanabileceğimi söylemişti hocam. Hani istersen zorlanacaksan hani başlama gibilerinden, ama inat ettim, yapacağım dedim. O da haklıydı çünkü bana solak olduğum için bir şey sorduğumda onu da göstermesi çok zor oluyordu. Ama şöyle amigurumi başlangıç topum var. Belki o şekilde başlayan arkadaşlarım bilir. O topu yaptıktan sonra eve geldim. Dedim ben hani artık galiba öğrendim. Hemen bir Hello Kitty başladım. Hello Kitty'yi de yani gerçekten birkaç bir şeyini sorarak, tabii o zamanlar daha bilmiyorum hani M harfi oluyordu, M nedir falan diye. Onları da öğrendik tabii. Bir sık iğne içerisinde mesela 3 sık iğne yapmayı, onları da W olarak, onları bilmiyordum. Hani onları soruyordum, hocam bu ne falan derken yani bugünlere geldik. Ama ben kendi kendimi geliştirdim. Hani kursta öğrenmedim tamamen. Kursta sadece o topu yaptım. Sık iğne nedir? Azaltma nedir? Ama zamanla kendi kendime biraz da böyle bir şeyde takıldığım zaman videolar izlerdim. Çok şükür bugünlere geldik. Daha da öğreneceğimiz çok şey var tabii ki. Şimdi böyle bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Arkadaşlar şurada şöyle görselde olan minik işlemeler vardı. Onlar da çok hoşuma gitmişti. Onları da yapmak istiyorum. Şöyle pembe ipimi aldım. Şuradan baktım. Hemen bir altındaki sık iğneden hemen diğer yandan çıkıyorum. Buraya istediğiniz gibi de bir işlem yapabilirsiniz ya da sade de bırakabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle. İki üç sık iğne sonra aynı hizadan çıkıyorum. Çapraz gibi düşünün. Bakın şöyle çapraz yaptığımızda biraz daha büyük de yapabilirsiniz bunu. Hemen bir sık iğne üstten çıktım. Hemen yandaki sık iğneden çıkıyorum. Ve sonra aynı yerden batıyorum. Şuradan çıktım. Aynı delikten.
Böyle başka şekiller de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gerçi buraya zaten şey gelecek, atkı gelecek. Bu şekilde birkaç yere daha arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle bırakıyorum. Şöyle dursun burada. Belki sonra tekrardan yapabilirim. Şimdi kolları dikeceğiz. Önce kulakları da dikebiliriz. Nereden olması gerektiğine karar verelim. Kaç tane indiğimize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hatta 9. 9. sıradan baktığımda şöyle yapacağım. Kulak altta kaçıncı sıraya geliyor arkadaşlar? Ona bir bakalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. sıradan. Yani şuradan çıkıyorum ki hemen birbirine sabitleyeyim. Bakın şöyle bir buradan girdiğimizde şuradan şu şekilde çıktığımızda kendi kendine zaten sabitlenecek. Yani dikmenin püf noktalarını arkadaşlar bu şekilde ben kendim buldum. Şöyle. Şimdi bunu burada istediğiniz gibi sabitleyebilirsiniz. İsterseniz ön taraftan da, isterseniz arka taraftan da, biraz arka taraftan da sabitleyebilirsiniz. Önden de tabii ki. Şöyle bir buradan alarak bir kafadan alarak burada hepsine tek tek de batabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi burada gösterme amaçlı söylüyorum. Sonra tabii sıkılaştıracağım ben de. Şöyle ön kısımdan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Diğer kulağa da aynı buradan sayarak aynı hizadan arkadaşlar bu şekilde dikelim. Aynı şekilde. Evet, kulaklar tamam. Şimdi kollara geldik. Kolları da şöyle şu kısım arkadaşlar bakın şöyle parmak gibi olan oluşan bir kısım var. O kısmı şuradan hemen şu değil şu kısımdan hemen girdik. Kulaklarda yaptığımızın aynı şey taktiği uygulayacağız. Şöyle bu köşeden aldığımızda zaten bakın kendi kendine yerini buluyor. Şimdi burada sağlamlaştıracağız. Aynı şekilde bunu da böyle dikelim. Sonra ayaklara dikeceğiz. Kollar da tamam. Şimdi ayaklara geldik. Şöyle ayakları şöyle tam bakın şurada parmak şekilleri var. Biri şöyle bakacak. Biri şöyle baktıracağız. Şimdi şuradan sayıyorum. Bu
Flow kalan kısmı saymıyorum. Altından 1, 2, 3. 3 ile 4.'den şöyle düzgün olacak şekilde dikeceğiz. Benim ipim altta mı kalmış? Altta kalmış. Şöyle o zaman denk gelen kısımdan dikmeye başlıyorum. Bir gövdeden, bir ayaktan. Şöyle düzgün tutuyoruz. Bir gövdeden. Bir ayaktan. Bu bizim sarı ayıcımıza dediğim gibi başta videonun başında çok benzediği için sanki onu tekrar yapıyorum gibi ki zaten neredeyse birebir, sadece renkleri değişik, biraz modeli değişik. Tam ayımız. O da çok ilgi gördü. O da çok fazla yapıldı. Arkadaşlar şöyle dikkat ederek dikiyoruz ve diğerini de aynı şekilde şöyle yerleştirerek dikelim. Evet arkadaşlar, ayakları da diktik. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir şal yaptım. Şalı şöyle istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Şu kollardan da denk getirebilirsiniz. Biraz böyle kollaca daha düzgün tutmak için. Şöyle şimdi ben eline bir tane de kalp yapmak istedim. Hani sevgililer günü ayıcı olsun diye. Kalp videom arkadaşlar, benim anahtarlık kalp videom var. Onun linkini ben şimdi aşağı üste bırakacağım video sonunda. Kalp yapmak istemiyorsanız bırakabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Videoda şöyle düz örme kısımlarında bir iki sıra eksik yapın. Hani daha küçük yapmak istiyorsanız ama hayır ben o boyda istiyorum diyorsanız tamamdır. Hiç sıkıntı yok. Ben o kısımları bir iki sıra kısa yaptım. Böyle oldu ve şöyle bırakmak istiyorum. Yani şöyle eline tutturup hani sevgililer günü ayıcığı olarak ya da şöyle şalını da taktıktan sonra bu şekilde bitirmiş oluruz. Ben şimdi şal kısmını göstermek istiyorum. Bunu istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben 70 tane zincir çekmiştim ama bunu ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle şimdi ben kaç tane zincir çekeceğinizi bilmiyorum. Ölçün ne kadar uzunluğunu istiyorsanız. Mesela diyelim ki 70 tane çektik. Şimdi ben bunu 70 tane farz ediyorum. Hemen ipimi doladım. 1, 2, 3. zincirden itibaren ikili trabzan yapıyorum. Kalınlığını daha şöyle ince istiyorsanız tekli trabzan yapın. Ama ben ikili trabzan yaptım. Böyle sıra sonuna kadar kaç tane zinciriniz varsa ikili trabzan yaparak aynı şekilde bu şala ulaşmış oluyorsunuz. Söyleyecek arkadaşlar sanırım başka bir şey kalmadı. Yani dediğim gibi bu kalbi de yapabilirsiniz. Ayıcık bence güzel oldu. Çok tatlı oldu. Sevgililer günü için olabilir arkadaşlar. Arkadaşınıza hediye olabilir. Çocuğunuza uyku oyuncağı olabilir. Her renk yapmış olabilirsiniz. Videoyu ben burada bitirmek istiyorum. Sanırım unuttuğum bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar yaptıklarınızı Instagram Esrali Tarifler adresimden beni etiketlerseniz, özellikle hikayenizde de normal paylaşımda da etiketlerseniz hikayeden gelenleri hemen geri ben de etiketleyebiliyorum. Ama bazen hesabınız gizli oluyor. O yüzden bana etiket gelmediği için göremiyorum. Bazen kırılıyorsunuz bana. Esra Hanım benimkini neden paylaşmadınız? Asla öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani yeni bile başlamış olsanız asla olmaz ama hani en kötü örgü bile olsa ilk başlanmış ben onu bile gururla paylaşıyorum. Çünkü bir emektir. Yani benim için hepsi aynıdır. Hani bazen diyorlar benimkini mi beğenmediniz? Böyle bir şey ne haddim? Asla böyle bir şey yok. Emek, emeği beğenmemek gibi bir lüksüm yok yani. O yüzden arkadaşlar mutlaka beni etiketleyin. Esral Tarifler adresimi takip edin. Facebook'ta da Esral Tarifler. Facebook adreslerinde paylaşırken link paylaşırsanız Esral Tariflerden yaptığınızı söylerseniz bunlar bana çok büyük destek olacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli örgüler diliyorum.